Amerikan'ın sesini Washington stüdyolarından Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Başkan Trump Asya gezisinde Rusya soruşturması ile ilgili neler söyledi? Uzmanlar Amerika'nın İran politikasının geleceği ne olacak? Onu yorumladı ve Amerika ekonomisini bu hafta neler bekliyor? Bugün yayınımızda yanıtını bulacağınız sorulardan Bazıları böyle Washington gündemiyle başlıyoruz yayınımıza. Rusya'nın Amerika başkanlık seçimine müdahale ettiği tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Başkan Donald Trump 5 ülkeyi kapsayan Asya gezisinde görüştüğü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e müdahale edip etmediğini sorduğu ve aldığı cevap karşısında Rusya'nın Amerika başkanlık seçimlerine müdahale etmediğine inandığını söyledi. Başkan Trump'ın bu açıklaması Amerika kamuoyunda tepkilere neden oldu. Bunun üzerine de Başkan Trump Amerika istihbarat servislerine inandığını belirten açıklamalar yaptı. Trump'ın bu açıklamaları ve Asya 7'sine dair ayrıntılar. Mehmet Sümer'de. Mehmet neler var elinde? Başkan Trump tarihin en uzun gezilerinden birini gerçekleştiriyor ama açıkçası senin de söylediğin gibi Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Amerika seçimlerine müdahale ettiğine inanmadığını söylediği, Başkan Donald Trump'ın da Putin'e inandığını söylemesi e, ciddi anlamda eleştirilere neden oldu ve hatta öyle ki Başkan Donald Trump'ı burada televizyona çıkan yorumcular Başkan Donald Trump'ı önüne serilen halılardan, kırmızı halılardan, karşılama törenlerinden ve aynı zamanda yabancı liderlerin doğrudan Başkan Trump'ın egosunu okşayacak ifadeler kullanmasından, onu övmelerinden son derece etkilendiğini, etki altında kaldığını, dolayısıyla konuların üzerine gidemediğini, bunun da Amerika'nın ulusal güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu yorumlarını yaptılar. Başkan Donald Trump da bunlara karşı çıktı. Özellikle CNN televizyonunda eski CIA direktörü John Brennan bu ifadeleri kullandı Başkan Donald Trump'la ilgili ve eski ulusal istihbarat sözcüsü James Clapper Yine aynı yorumları yaptı. Başkan Donald Trump çok etkileniyor kendisine karşı gösterilen bu ihtimamdan ve konuların üzerine gidemiyor yorumlarını yaptılar. Aynı yayına bağlanan Ada Maliye Bakanı Stephen Munosh'in de Trump'ı savundu ve bunlar duyduğum en saçma açıklamalar dedi. Bir başka noktada yine Başkan Donald Trump'ın gezisiyle ilgili olarak. Kuzey Kore lideriyle ilgili Twitter'dan yine yayınladığı bir mesaj oldu. Ee, Kuzey Kore lideriyle ilgili olarak bana neden sürekli olarak yaşlı ifadesini kullanıyor? Ben ona şişman ve kısa boylu demiyorum. Onunla dost olmaya çalışıyorum. Belki bir gün bu da gerçekleşir ifadesi neredeyse bütün gezinin gezide yaptığı temasların önüne geçen bir ifade oldu. Ee, Yine Twitter'dan ayrıca bir başka mesaj verdi gezisiyle ilgili ve orada da şunu söyledi. Tüm nefret edenler ve aptallar Rusya ile ilişkilerin iyi değil e kötü değil iyi bir şey olduğunu ne zaman anlayacak? Her zaman işe siyaset karıştırıyorlar. Ülkemiz için bu kötü bir şey. Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna terör konularını çözmek istiyorum. Rusya yardımcı olabilir. Yalan haber medyası sahtekar Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanı iken Rusya'ya dostumuz olun diye yalvardığını hatırlıyor mu? Obama da uğraştı ama Putin'le kimyası hiç tutmadığı ifadesini kullandı ve burada özellikle Putin'le yaptığı görüşme ve Kuzey Kore'ye karşı, Kuzey Kore liderine karşı da sergilediği tavrı savunmuş oldu Başkan Donald Trump ve Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü hem Suriye konusunda hem Ukrayna konusunda hem de Kuzey Kore konusunda Suriye, Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmamız sorunların çözümü konusunda bize yardımcı olacaktır. Rusya ile Amerika'nın ilişkilerinin iyi olması iyi bir şeydir. Medya bunu ne zaman görecek şeklinde ifadeler kullanarak yorumladı. Evet, Başkan Donald Trump'ın bu tepki çeken açıklamalarına Mehmet Sümer aktardı. Teşekkür ediyoruz ve Amerika'nın yoğun gündeminde üst sıralarda bulunan konulardan biri de İran'ın nükleer programı. Başkan Donald Trump'ın son attığı adımın ardından anlaşmanın geleceği bir anlamda kongreye bağlı. Kongrenin vereceği karar doğrultusunda Trump'ın nasıl adım atacağı da belli değil. Peki bundan sonra neler olabilir? Washington'daki Carnegie Uluslararası Barış Vakfı adlı kuruluşun yayınladığı rapor düzenlenen bir panelde masaya yatırıldı. Raporda İran uyduğu müddetçe anlaşmanın hala en iyi seçenek olduğu vurgulanıyor. Serhan Akif Akyıldız'ın Yıldız'ın haberi. Amerika'da yasalara göre her 90 günde bir İran'ın batılı ülkelerle varılan nükleer anlaşmaya uyduğunu onaylaması gereken Başkan Donald Trump bu kez bunu yapmadı. Trump 2015'te varılan anlaşmayı desteklemediğini, Tahran'ın anlaşmaya uymadığını belirtti. Ancak Amerika başkanının anlaşmanın sonlandırılması ya da yeniden müzakere edilmesi çağrısı yapmaması dikkatleri Kongre'ye çevirdi. Böylece Amerika'nın anlaşmaya taraf olmaya devam edip etmeyeceği konusundaki karar Kongre'ye bırakıldı. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı adlı kuruluşun hazırladığı raporda İran uyduğu süreci anlaşmanın hala en iyi seçenek olduğu belirtiliyor. Washington'da raporun tartışıldığı panele yeni Amerika Güvenlik Merkezi'nde Orta Doğu Güvenlik Merkezi Programı Direktörü Aylin Goldenberg, Carnegie Nükleer Politika Programı'ndan Ariel Eli Levitt, Yeni Amerika Güvenlik Merkezi'nden Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Programı Başkanı Elizabeth Rosenberg ile Carnegie Orta Doğu programı İran uzmanı Kerim Sadjapur katıldı. Revit yakın zamanda en önemli olan kısa dönemde mekanizmanın uygulanmasını sağlamaktır dedi ve Amerika'nın anlaşmayı zora sokmak istemiyor gibi göründüğünü belirterek diplomasinin önemini vurguladı. Görünen o ki Amerika anlaşmayı geliştirmek istiyor. Bazı bölgesel ve küresel düzenlemeler düşünmeliyiz. Bizim sunduğumuz stratejinin Amerika tarafından geliştirilmesi gerekir. Eğer Amerika tarafından partiler üstü bir strateji olsaydı, buna diplomasi diyorlar, iyi olurdu. Şimdi olması gereken bu ve bazı çabalar gerektiriyor. Revitt diplomasinin siyasi yarış gerektirdiğini de kaydetti. Elizabeth Rosenberg de Amerika'nın bu konuda tek başına harekete geçmesi durumunda yaptırımların etkisiz kalabileceğini söyledi. Eğer anlaşma İran tarafından çiğnenirse Trump yönetimi müttefikleriyle aynı safta yer almalı ve birlikte çalışmalı. Eğer Amerika tek başına hareket ederse yaptırımlar etkisiz kalabilir. Sadece baskı uygulamak dışında başka seçeneklere de bakılabilir. Kerim Sadjapur'da son 30-40 yılda hiç geri adım atmayan İran'ın nükleer anlaşmayla geri adım attığını belirtti ve bunun önemli oranda ortak uluslararası baskı sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Sadjapur, İran'daki güç dengelerine dikkat çekti. İran'da karanlıktan faydalanan bir kesim var. Devrim muhafızları İran'ın dünyayla entegre olmasından endişe duyuyor. Hamene'in hiçbir zaman yabancı yatırımı çekme düşüncesi olmadı. Soru şu, insanlar nükleer anlaşmanın yararlarını görmezse ruhani ve zarifin kaderleri ne olur? Başkan Donald Trump, Washington'da muhafazakarlarda İran'da anlaşmayı sabote ediyor. İran'da birçok kişi anlaşmayı istiyor. Dünyayla bütünleşmek istiyorlar. Tecrit edilmek istemiyorlar. Aylin Goldenberg'e göre bu konuda Avrupa'nın da oynayacağı rol var. Burada sadece kongrenin değil Avrupa'nın da oynayacağı rol var. Trump'ın Avrupalı ortaklarımla bir anlaşmam var demesi gerekiyor. Amerika ile birlikte İran'la nükleer anlaşmayı imza atan ülkeler Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği Tahran'la anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu vurguluyor ve bu konuda Trump'ın tutumuna mesafeli yaklaşıyor. Bundan sonraki süreçte kongrenin önünde üç olasılık var. Birinci olarak Trump yönetimi İran'ın anlaşmaya uymadığını vurgulasa da anlaşmanın yürürlükte kalması için kongreden Tahran yönetimine yaptırım uygulamamasını isteyebilir. İkincisi ise Washington'un kongreden yaptırım uygulamamasını istemesi ancak anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi için harekete geçmesi. Son olasılıkta kongrenin İran'a yeni yaptırımlar yürürlüğe koyarak anlaşmanın sona ermesiyle sonuçlanacak bir süreç başlatması. Serhan Akif Akyıldız, Amerikanın Sesi, Washington. Donald Trump'ın yeni Merkez, Başkanı, Merkez Bankası Başkanı adayını açıklaması ve pozitif istihdam raporuna karşın Amerika piyasaları geçtiğimiz hafta dalgalanmaların yüksek olduğu bir hafta geçirdi. Amerika piyasalarındaki para piyasalarındaki son durum için söz New York'tan Aslı Pelit Aslı. Merhaba Mehtap. Evet, Başkan Donald Trump'ın Wall Street'in favorisi olan Jerome Powell'ı yeni Fed Başkanı adayı seçmesi piyasaları e, mutlu etmişti ve gelen çeyrek raporları da e, pozitif etkilerini gösteriyordu. Fakat S&P ve Dow Endeksleri geçtiğimiz iki ay boyunca yükselişlerini sürdürmeyi başardıktan sonra geçtiğimiz hafta ayı piyasasının sonunun geldiğine dair ilk ipuçlarını vermeye başladılar. Endeksler pozitif çeyrek raporlarına rağmen Hafta genelinde ortalama %0,5 oranında bir düşüşle, düşüş gerçekleştirdiler. 2008 mali krizinin ilk habercilerinden birisi olan Yale ekonomi profesörü Robert Schiller bu hafta sonu USA Today gazetesine çıkan bir habere göre piyasaların düşük faiz oranlarının yarattığı suni rahatlık içinde birçok yatırımcının fazla risk aldığı bir dönemde olduğumuzu ve bu dönümünde uzun süre de devam etmeyeceğini belirtti. Şiler piyasalardaki yükselişin bir süre daha devam edebileceğini ama 2018 yılında bir krize hazır olmak gerektiğini ifade etti. Bu düşüşünde endekslerde 20'lere varacağını belirtmiş. Böyle yorumlara ay son, yıl sonlarında zaten oldukça sık rastlıyoruz. Ama şimdilik bu kötü haberleri bir kenara bırakalım. Geçtiğimiz haftanın özetine bakalım. Piyasalar özellikle de S&P 500 endeksi, Başkan Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana %21 oranında değerlendi. Bu yükselişin nedeni ABD ekonomisindeki büyüme ve dolayısıyla bu endekste işlem gören şirketlerin de büyümesi. Fakat bu büyüme 2017 yılının ikinci yarısından itibaren özellikle de Eylül ayında ülke yetkisi altına kasırgalar yüzünden durdu. Üçüncü çeyrek için birçok şirketin beklentilerin altında gelir açıklaması bekleniyordu. E, bu çeyreğe baktığımızda S&P 500'de işlem gören 11 sektörden altısında gerilemeler gözlemledik özellikle teknoloji şirketlerindeki hareketler endekste yükseliş veya düşüşlerin baş sebebi oluyor. Çünkü bu sektör S&P'nin geçtiğimiz yıl boyunca en iyi performans gösteren sektörüydü ve ayrıca yılbaşından bu yana da %37 oranında büyüdü. Bu şirketler arasında Apple, Microsoft, Google'ın sahibi Alphabet Oracle ve Facebook yer alıyor. Ancak bazı yatırımcılar bu şirketlerin hisselerinin gerçek değerlerinin üzerinde olduğunu ve bu yapay fiyat artışının da uzun süreli olmayacağını ileri sürüyorlar. O yüzden de geçtiğimiz hafta olduğu gibi sanki panik satışlar getirmeye başladı piyasalara bu durum. Geçen hafta çeyrek raporunu açıklayan Microsoft hisse fiyatları düşen şirketler arasında yer aldı. Microsoft dışında beklentilerin altına çeyrek raporu veren diğer teknoloji şirketlerine de rastladık. Bu haftaya gelirsek bu haftanın önemli şirketleri yine perakende sektöründen gelecek raporları bekliyoruz. Home Depot, Walmart, TJ Maxx, Target, Victoria's Secret, Cisco, Tyson Foods, Viacom, Best Buy, Gap ve Foot Locker gibi ABD'nin çok önemli şirketlerinin çeyrek raporları hafta içinde değişik zamanlarda açıklanacak. Ekonomik takvime bakarsak çarşamba günü Ekim ayı tüketici fiyatları Perşembe işsizlik rakamları, Cuma da ev fiyatları yani emlak fiyatlarına dair haberler gelecek. E, ayrıca tabii ki de piyasalar Washington DC'de senatoda cumhuriyetçilerin açıklamaları beklenen vergi reformunu da yakından takip ediyor olacaklar. Kısacası bizi çok yoğun bir hafta bekliyor New York'ta. Söz şimdi tekrar sende. Evet Amerika piyasalarındaki son durumu ve haftaya ilişkin beklentileri New York'tan Aslı Pelit bildirdi. Teşekkürler Aslı. Mülteci kriziyle devam ediyoruz yayınımıza. Çoğu Suriyeli 10 bin mülteci ülkelerindeki savaştan kaçarak Yunan adalarına sığındı. Bunlardan 2500'ü Samos adasında aslında sadece 800 mülteci için kurulmuş kalabalık kamplarda hayat mücadelesi veriyor. Yardım örgütleri mültecilerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birinin akıl sağlığı krizi olduğunu söylüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Samos Adası 32 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor. Adada ayrıca iç savaştan kaçan 2500 Suriyeli mülteci yaşıyor. Yardım örgütleri ve Yunan hükümeti gıda, su ve barınma gibi mültecilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak belirsizlik duygusu mülteciler arasında akıl sağlığı krizine yol açıyor. Depresyondayım. Eşim hasta, kampta birçok sorun var ve eşim bu sorunlarla başa çıkabilecek durumda değil. Gürültüden çok rahatsız oluyor, bazen kampta duramıyorum. Çocukları alıp gidiyorum, kampta yaşam gerçekten çok zor. 800 kişi için hazırlanan kamplar aşırı kalabalık ve hükümetin mültecilere sığınma statüsü tanıma sürecini ağırdan alması nedeniyle tehlikeli olmaya başladı. Özellikle son iki ay içinde kamplardaki zor şartlardan kaçmak için intihar etmeyi düşünenlerin sayısında ciddi bir artış oldu. Have Mülteciler arasında ağır anksiyete bozukluğu, stres ve başka davranış bozuklukları baş gösteriyor. Hemen hemen herkes durumun dayanılmaz olmaya başladığı görüşünde. Çocukların bile zor durumda. Kampta çıkan yemeği yemiyorlar. Kampta anlaşmazlık çıktığında ya da gürültü olduğunda korkuyorlar. Bazı geceler uyuyamıyor, çığlık atarak uyanıp ağlıyorlar. Böyle olacağını bilseydik bombaların altında kalmayı tercih ederdik. Mültecilere akıl sağlığı hizmeti sunulsa da her şey gibi bu hizmette de son derece sınırlı. Yani ben nefsiyeti tabani bas. Depresyondayım. Birkaç kez psikiyatri kliniğine gidip birileriyle konuşmaya çalıştım ama beni kabul etmediler. Gidip kuyruğa giriyorum ama kuyruklar çok uzun. Utanıp geri dönüyorum. Yardım kuruluşları durumun daha da kötüye gideceği uyarısında bulunuyor. Şu anda en büyük öncelik kış için hazırlık yapmak. Sadece soğuk havaya değil aynı zamanda yağışlara hazırlanmak. İnsan Hakları Gözlem Örgütü Yunan hükümetinin önümüzdeki haftalarda 2000 kadar mülteciyi Yunanistan'da başka bölgelere yerleştirme sözü verdiğini bildiriyor. Ancak örgüt bunun esas sorunu çözmeye yetmeyeceğini vurguluyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington. New York'ta yapılan bilgisayar oyunu fuarı konusu nedeniyle diğerlerinden fazlasıyla farklıydı. Fuara katılanların ortak noktası toplumsal olaylar ve insan hakları ile ilgili oyunlar geliştirmekti. Nepal'desiniz. 7,8 büyüklüğünde bir deprem köyünüzü yerle bir etti. Hayatta kalanları kurtarmak sizin göreviniz. 2015'te 9 bin kişinin hayatına mal olan Nepal depremi After Days günler sonra adıyla bilgisayar oyunu yapıldı. Min New York'taki değişim yaratan oyunlar festivalinde günler sonrayı anlattı. Nepal'i vuran depremi duyduğunda hayatta kalanların hikayelerini anlatacak bir oyun yapma kararlılığım arttı. Gameuro mandırıyorgetta Bilgisayar oyunları artık sadece kötü adamları öldürmekten ibaret değil, toplumsal konularda farkındalığı artırmanın da bir yolu. My Child Lebensborn, 2. Dünya Savaşı sonrası Nazi askerlerinin çocuklarının ve Nazilerce toplanan ve evlatlık verilen çocukların hikayesini anlatan bir oyun. Savaşta dünyaya gelen çocuklar hakkında dikkat ve farkındalık yaratmak istedik. Mesela IŞİD ve Boko Haram askerlerinin çocuğu olarak doğanlar var. Bilgisayar oyunu geliştirenler bu mecranın empati yaratmak için en uygun alan olduğunu söylüyor. Eğer kişilerin olayı deneyimlemesini ve hissetmesini sağlarsak çok daha büyük bir etki yaratırız. Oyunun bir parçası olmanız ve sorulara yanıt vermeniz lazım. Bu da konunun içinde kaybolacaksınız demek. Birçok gelişmekte olan ülkedeki sorun kişilerin konular üzerinde konuşmaması. İnsanlar utandıkları için sorunları paylaşmak istemiyor. Elman Afasi, Your Storyteller, hikaye anlatıcının uygulamasıyla bunu değiştirmeye hazırlanıyor. Uygulama Hindistan'daki kadınların aile içi şiddetten ayrımcılığa kadar yaşadıkları deneyimleri paylaşmalarını sağlıyor. Herhangi bir toplumsal sorun için bulunacak her çözüm yine o toplumun içinden çıkmalı. Bunun için de sorunları hakkında konuşmayı öğrenmeleri lazım. Kadınların anlattıkları karikatürlerle başkalarının da bağ kurabileceği ve ders alabileceği hale getiriliyor. Konuşmanın işe yaramadığı durumlardaysa oyun oynamak iyi bir seçenek olabilir. Washington'dan yaptığımız Amerikanın Sesi Türkçe bölümünün yayını böylece sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yine bu ekranda buluşmak üzere. Hoşçakalın.